Arkadaşlar merhaba, bu videomuzun konusu OGM Materyal Mobil Soru Bankası 9. sınıf matematik üçgenler test 2 olacak. MEB yetkililerine, OGM yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Sevgili arkadaşlar, detaylı konu anlatımlarını MEB kazanım kavrama testlerinde yapıyorum. 9. sınıf üçgenler ya da kanalımda üçgenler yazarsanız mezun A ya da diğer sınıflar için üçgenler videolarını izleyebilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Der ki, şekilde bir göldeki yüzücü tekne ve iskelenin birbirlerine olan uzaklıkları verilmiştir. Buna göre yüzücünün iskeleye olan uzaklığının alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir? Güzel, gerçek hayattan bir örnek verilmiş. Burası 4 birim, burası 7 birim sevgili arkadaşlar. Burası da x birim. Bir üçgen oluşturmuşlar burası. Hop, şıkları da görelim. 7, 8 vesaire. Sevgili arkadaşlar, üçgende en temel kurallardandır kenar bağıntıları. İki kenarın toplamı 7 artı 4 sevgili arkadaşlar. Diğer kenardan büyük olamaz. Daha doğrusu şu arkadaş bunlardan büyük olamıyor sevgili arkadaşlar. Yani x şu iki arkadaştan büyük olamaz. Çünkü büyük olursa bu sefer üçgen oluşturamıyorlar. Yani x sevgili arkadaşlar 7 artı 4'ten küçük olmalıdır. Yani 11'den küçük olmalıdır. X'in toplamı. Ayrıca sevgili arkadaşlar, bu arkadaş bu iki arkadaşın farkından da büyük olmalıdır. Yani 7 eksi 4'ten de büyük olmalıdır ki kendileri de 3 yapar. Bunu dediğim gibi MEB kazanım kavrama testlerinde özellikle anlatıyorum. Bak, 7 ile 4'ü yan yana getirirsen bunlar 11 yapar. Eğer bu x 11'den büyük olursa zaten bir üçgen oluşturma şansın yok. Eğer bunların farkından küçükse, 3'ten küçük bir şey olursa yine üçgen oluşturamazsın. Bunu evindeki çubuklarla denemeyi yap, çok güzel öğrenirsin. Bu durumda bu arkadaşın alabileceği en büyük tam sayı değeri kaç olur arkadaşlar? Tabii ki 10 olur. Bunu da D şıkkında görüyorum. Evet, 1'e D dedik ve hemen 2 ile devam ettik. Evet, yine aynı sorudan benzer konuyla alakalı 1, 2, 3 tane şekiller verilmiş. Yukarıda uzunlukları verilen çubuklar uçuklarını birleştirerek üçgen oluşturmak isteniyor. Buna göre 1, 2, 3'ten hangisi ya da hangileriyle bir üçgen oluşturulabilir? Şıklarım da burada. Sevgili arkadaşlar, bakın, böyle durumlarda her biri için ayrı ayrı yapmana gerek yok. Mesela 2 ile 3'ü al. 2 ile 3'ü aldın. Güzel. Toplamları şu arkadaştan büyük. Güzel. Toplamları büyük. Farkları da bu arkadaştan büyük değil. Tamam. Bunlarla oluşturabilirsin. 2, 3 ve 4'lük bir üçgen oluşturabilirsin. Güzel. 1'e okey dedim. 2'ye bak. Herhangi bir tanesini al. Herhangi iki tanesini al. Diğeriyle kıyasla. Mesela 3 ile 2'yi al. Bak, 3 ile 2'nin toplamı sevgili arkadaşlar 2'den fazla. Gayet güzel bir üçgen oluşturabilirler. Farkları ise 1, 2'den de küçük. Güzel. 2'den de olur. Üçüncüye bak. Sevgili arkadaşlar, 2 ile 1, herhangi iki tanesini al. Mesela şunu aldım. Bu sefer ilk ikisini değil, 1 ile 3'ü aldım. Bak, 1 ile 3'ü aldığımda toplamları 4. 4 2'den büyük. Sıkıntı yok. Peki farkları ne kadar arkadaşlar? 2. Bak, 3'ten 1'i çıkarttım. 2 oldu. 2'den daha büyük olması lazım. Sen 3'ü koydun. Bak, burası 3 birim olsun. 3 birimlik çubuğu koydun. 1 birimi de şuraya bir yere koyarsan sevgili arkadaşlar, diyelim ki buraya, sen bu 2 ile burayı kapatamazsın. Zaten burası 2 birim. Bak, burası 2 birim. Burası da 1 birim. Düz bir çizgi oluşturabilirler. 3'ten üçgen oluşamaz. 1 ve 2 dedik. Hop, C dedik buna da. 3 ile devam ettik. Üçüncü soru. Evet, zaten her şey üzerinde verilmiş. Burada üzerinde verilmiş olanları söylüyor arkadaşlar. Şeklimizi büyütebiliriz. Ama bu gösterimlere de dikkat edin. Mesela AC doğru parçası. EAF açının açıortasıymış. AE ışını, BC doğru parçasını dik, AFC değil. Zaten üzerinde gösteriyor. Gelin bakalım. Hop. Şu arkadaş açıortay olarak gelmiş sevgili arkadaşlar. Şu açı ve şu açı birbirine eşit. Daha sonra tutmuş bu arkadaş şuradan bir uzunluk. Şurası dik. Burası da dik almış. Şurayı y eksi 1 olarak vermiş. Burayı x artı 4 olarak vermiş. 2x artı 5 olarak, 3x artı 2 olarak vermiş bu mesafeleri.
Bunlara göre Y nedir diyor sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, açıortay öğrendim mi? Benim öğrendiğim ilk şeydir bu. Sizlerin de öğrenmesi gereken. Açıortay. Sevgili arkadaşlar, burada açıortaydan kastımız şu arkadaş. Kırmızıyla çizdim, açıortaydır. Açıortayın herhangi bir üzerinden herhangi bir nokta. Mesela aldım sana. Güzel. Bu noktadan sevgili arkadaşlar, şunlar da kollardır. AB ve AD kollardır sevgili arkadaşlar. Kollara indirdiğin dikmeler birbirine eşittir arkadaşlar. Hatta sen herhangi bir yine noktadan şu açıyla bir şey indirdin alfa kadar. Buradan da aynı açıyla geldin. Bu açıyla olsun alfa. Bunlar yine eşittir. Eşit mesafede uzaklaşıyorlar zaten. Gayet mantıklı değil mi? Güzel, soruyu anladık artık. Hemen fark ettiniz değil mi? 2x artı 5, 3x artı 2'ye eşit olmalıymış. Ben buradan x'i bulacağım. X'i bulan, bak burada güzel bir şey daha çıkıyor karşına. Şu mesafeler de bak buraya indiği için şu mesafeler de pembiş pembiş çizdiğim mesafeler de birbirine eşit olacak. Zaten sevgili arkadaşlar, şurada görmüş olduğun üçgenle burada görmüş olduğun üçgen bildiğin ayna görüntü. Açı ortaya göre aynı görüntü. Katlasan aynı üçgeni görürsün. 90-90. Hadi x'i bulalım. X eşittir 3. X 3 olarak bulundu mu? X'i yerine koyduğunda burası kaç olur arkadaşlar? 7. Pembişler de birbirine eşit olacak dedik. Burasının da 7 olması için sevgili y'nin de 8 olması lazım. 8 neredesin? Diyarbakır'ın D şıkkında. 3'e de D dedik. 4 ile tam gaz devam ettik. ABCD, AD birer üçgen, tamam, birbirine eşitmiş açılar, ha söylemiş zaten, gösteriyor, 12 üzerinde, 3 üzerinde, 16 üzerinde. Yine şekiller üzerinde x'i soruyor sevgili arkadaşlar, hemen şeklimizi getirelim buraya. Şöyle dik bir üçgenim var, 12, 3, hop. Şurası da açıortaymış. İnsan hemen Pisagor yapıp şurayı bulası geliyor değil mi? Burası da x. Allah Allah, nasıl bulacağız? Şurası da 16'ymış arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi bu 12, 3 ve 16'ları kullanmam lazım. X'e de yürümem lazım. Sevgili arkadaşlar, hazır senin açıortayından bir dikme indirilmiş bir kola. Gel bu kola, sen de başka dikmeyi indir. Hop, indirdik mi? İndirdik sevgili arkadaşlar. Şimdi bak, şu arkadaşla bu arkadaş birbirine eşit olacak demiştik. Güzel. Şunu çok kötü çizmişim bu arada. Ben bunu biraz düzelteyim. Çünkü söyleyeceğime inanmayacaksınız o yüzden. Şöyle biraz uzatayım. Yer kalsın. Arkadaşlar bak, dikme dikme. Az önce pembişlerde konuştuğumuz durum. Bu arkadaş bu arkadaşa eşit olmalı 3. Şu arkadaş da bu arkadaşa eşit olmalı 12. Tamamı 16 idi. Buraya kaç kaldı? 4. X soruluyordu. Ne görüyorsunuz sevgili arkadaşlar? Ben bir 3, 4, 5 üçgeni görüyorum. X eşittir 5. 3'ün karesi, 4'ün karesini topla. 25 elde et. Karekökü 5'tir. Buna da ne dedik? Şıkkı da görelim. Ah, enteresan ha. Köklü cevaplar da varmış. B dedik sevgili arkadaşlar. 4'e 5'i çağırdık. 5'i çözmek hakkımız artık. ABC üçgeninde DC açıortay gösterilmiş. 4 tane güzel, bunu da yapalım. Sevgili arkadaşlar bakın, açıortay dediğimizde önce şu konuştuğumuz 4. ve 3. ve 4. soruda konuştuğumuz dikmeler birbirine eşittir ve açıortay teoremi vardır, ona bakacağız şimdi de. Burası x kadar, burası 9 kadar, açıortay, burası açıortay belli oldu kendisi. Hatta açıortayımı da baştan beri kırmızı yapıyorum, şöyle spot ışıklarını kendisine yöneltelim. X 9. Bak diyor ki 4 tane B'de sevgili arkadaşlar, şunu da artık alışın. Onu söyleyeceğim şimdi size. 4 B'de eşittir 3 tane AD. Diğer bütün videolarımda da bunu gösteriyorum. Sen böyle bir eşitlik sana verildiyse hemen şunu söyle sevgili arkadaşlar. BD senin için 3K'dır. AD de senin için 4K'dır. Bak 4 ile 3'ü çarp 12. 4 ile 3'ü çarp 12. Yani BD 3K iken AD'de 4K'dır. Oran orantı gibi düşün. Aralarında böyle bir oran var. BD neresi? Şurası. Bak burası 3K kadarmış. AD neresi? Şurası. Burası da 4K kadarmış. Bu ne demek biliyor musun? 3 ise 4, 30 ise 40,
6 ise 8. Güzel. Buna göre x kaçtır? Sevgili arkadaşlar, şimdi de açıortayın vazgeçilmez en güzel özelliklerinden biri. Sen bu noktadan çıktın, geldin bu noktada bitirdin açıortayı. Açıortay teoremi. Bak sen buradan başladın, burada bitirdin ya. Üçgen üzerinden buraya nasıl gidersin? Ben şöyle giderim sevgili arkadaşlar. Bir böyle giderim. Değil mi? Bak böyle giderim dedim. Ne görüyorsun? 9 bölü 3K. Bak açıortay teoremini yazıyorum. 9 bölü 3K. Bir de bu noktaya nasıl gidersin? Şöyle gidersin. Eşittir X bölü 4K. Geçmiş olsun. Arkadaşlar açıortay teoremini yazdık. Tamam. Bu arkadaş bölü bu arkadaş, bu arkadaş bölü bu arkadaş. Sen buradan zaten bir sürü şey çıkartırsın. Bunun buna oranı, bunun buna oranıdır. Bunun buna oranı, bunu bir sürü şey çıkartırsın. Ben böyle aklımda tutuyorum. Buradan bu noktaya üçgen üzerinden nasıl giderim? Böyle böyle giderim ya da böyle böyle giderim. K'lar sadeleşti, her iki tarafta var. X ne oldu sevgili arkadaşlar? 9 çarpı 4 bölü 3 oldu. 12 oldu yani. Değil mi? Hop. Onu da E şıkkında görüyorum. Güzel. %25 fazlası 3'te 1'inden öyle de gidebilirdin yani. 12 dedik 5'e de. Açıortay teoremidir. Bak diğer videolarımda da hep söylüyorum. Çok da güzeldir anlaması. Şimdi 5. soruda söyledim. Artık 6'da 7'de söylemeye hacet yok. Gerek yok yani. 6 ne diyor? 6'da da bir üçgenler sinsilesi. Hop şöyle bir şey. Bir de böyle bir şey. ABC üçgenmiş arkadaşlar. Güzel. BD noktaları doğrusal. Zaten görüyorum. 2 tane BD. Bak şimdi az önce konuştuğumuz gibi. 2 tane BD eşitmiş 3 tane DE. BD neresi sevgili arkadaşlar? Şurası. Ne diyordum? Bak şuna 3K. Buna da 2K diyeceğim şimdi. 3 ile 2'yi çarp. 3 ile 2'yi çarp. BD sevgili BD, sen burası 3K'ymış. 3K. Hop. Şunu da farklı renk yapayım. DE de 2K. Burası da 2K'ymış. Güzel. Bak ne kadar güzel. Kenar arasında bir oran buldum. D noktası ABC üçgenin iç teğet çemberinin merkezi olduğuna göre BC. Yani burası X kaçtır? Bu 6'yı da vermiş arkadaşlar. Şurası da 6 birim. Onu da yazalım. Sevgili arkadaşlar şunu hemen hatırlatayım ben size. Üçgende tüm açıortayları çizdiğimizde, açıortay, 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 açıortay bir noktada buluşurlar ve bu noktaya biz arkadaşlar iç teğet çemberi merkezi deriz. Şuradan bir çember çizdiğinde bu arkadaş üçgene teğet olur. MEP kazanım kavrama testlerinde de neden niçin olduğunu da anlatıyorum. Lütfen oraya bakın. Ben buradan şunu anladım o zaman. Bak şu da bir açıortay. Çünkü bu nokta merkez ya. Bak merkezden geçiyorsa bu açıortay. Sevgili arkadaşlar şu arkadaş da bir açıortaymış. Bu arkadaş da açıortaymış. Çünkü merkezde buluşmuşlar. İşte merkezinde. Şimdi X'in peşinde koşacağım. X'i bulmak için neler yapabilirim? Şunu yapabilirim. Bakın sevgili arkadaşlar. A, B, E üçgenini kullanarak AB ve AE hakkında fikir elde edebilirim. Bak 3K'ya 2K'ya buralarda nasıl olur biliyor musunuz sevgili arkadaşım? 3A'ya 2A kadar olur. Bak 3A bölü 3K, 2A bölü 2K. Ne kadar güzel çıkarttım değil mi? Şahane valla. Pekala sevgili arkadaşlar. X'i nasıl bulacağım? Bak X'i de şöyle bulacağım. Bu arkadaş da şimdi ABC üçgenine bakıyorum. ABC üçgenine bak. Burada da şunu yazacaksın. Şu arkadaş bölü bu arkadaş. Yani 3A bölü 2A. 3A bölü 2A eşittir. X bölü 6. Haydi geçmiş olsun. Değil mi? İki açıortay özelliğini birden kullandım sevgili arkadaşlar. A'larla vedalaş. Bak bu arkadaş bu arkadaşım 1,5 katı. İçler dışlar çarp sen istersen. Ben hep böyle yaparım. 6'nın 1,5 katı da 9'dur. X'e de 9 diyorum. 6'ya B der. 7'ye yelken açarım. Güzel. 7. soru iç açı teoremi 5'te vesaire de yaptık. Herkes üzerinde mi? 3, 6, 4... X var mı? Var. Dış açıortay. Herkesi de yazmış üzerine sevgili arkadaşlar. Şekil üzerinden okuyabilirim soruyu. Geldi şekil.
Hocam, efendim, şimdi ay hadi sizin için şeyi benzetip şu dışa çortayları tam çizemiyorlar da ben sizin için güzel bir şey çizecektim. Neyse, ben de onlar gibi çizeyim. Sevgili arkadaşlar, bak bu sefer dış açı ortayı görüyorum. ABC üçgenine bak. ABC üçgenine. Dış açısının bir açı ortayı var. Güzel. Burası 6. Burası 3. Burası 4. Burası da x. Sevgili arkadaşlar, hemen bak açı ortayı işaretle. X'i soruyor değil mi? Dış açı ortay teoremini öğreteceğim şimdi ben sana. Buradan başladı. Burada bitti değil mi? Yine sana şu soruyu soruyorum. Sevgili arkadaşlar, A noktasından başlayarak üçgenin üzerinden yürüyerek, üçgen kenarları üzerinden yürüyerek şu noktaya var. Yani açı ortayın bittiği noktaya var. D'ye. Hocam, böyle yürürüm, böyle yürürüm. O zaman şöyle yaz. 6 bölü 4 artı x eşittir. Başka nasıl yürürsün? Üçgen üzerinden şöyle yürürüm. Hop, hop diye yürürüm. O zaman da 3 bölü x yaz. Haydi geçmiş olsun. Dış açı ortay teoremi de bitmiştir sevgili arkadaşlar. Bu arkadaşın oranı, bu arkadaşın bu arkadaşı oranıdır. Konu kapanmıştır. İçler dışlar. 6 tane x eşittir. 12 artı 3 tane x. 3x eşittir. 12 ise x eşittir 4. Hop, sadece şimdi kalan şıklarda 4'ü aramak olacak. 7'ye de B deyip hop, konuyu güzel anlatmanın vermiş olduğu huzurla 8'e devam ediyorum. Abo, bak bu soru var ya, beni çok uğraştırdı. Bunda bir sürü şey var. Şimdi sevgili arkadaşlar, dur bakayım, veriyor veriyor veriyor. Ben size anlatacağım. Tamam, x kaçtır? X'i soruyor. Zaten her şey üzerinde veriliyor sevgili arkadaşlar. O ona eşittir, bu buna eşittir. 12'ler de üzerinde. Şekli de büyütüyorum. Tabii şekil, geometride genelde zaten siz anlamayın diye o kadar şey yaparlar ki sevgili arkadaşlar. Çok kötü çizerler. Bak ben sana güzelini çizdim şimdi. Ama yine şekil sığsın diye daha şeyini de çizmiş oldum. Daha kötü yani. Şöyle ki sevgili arkadaşlar, şu arkadaşla şu arkadaş açıortay. Yani aynı açılar. Şunlar da aynı açılarmış. Burası 10 kadarmış. Burası 6 kadarmış. Burası 12 kadarmış. Bana da x sorulmuş. Güzel. Ya ben bunu ne yapayım, ne edeyim, ne? İç açı ortay teoremi. İç açı teoremi var, açı teoremi var. Şuradan bir şey gördüğümde arkadaşlar bunun buna oranı değil mi? Bak bunun buna oranı AE bölü, hadi onu da yazayım madem. AE bölü ED eşit olmalı AB bölü BD. Bunu da anlaştık değil mi? Güzel. Hemen yapalım. Bu arkadaş 10 bölü 6. 10 bölü 6'yı da sadeleştirdim. 5 bölü 3 dedim şu arkadaşa. 5 bölü 3. Bu durumda şu kısım 5K benim için. Şu kısımda sevgili arkadaşlar 3K benim için. Şimdi bu ilk bulgum değil mi? Bunu hallettim. Bir oturttum. Şimdilik bu oranlar arasında bir oranım var. Peki başka neler yapabilirim? Sevgili arkadaşlar şu açıların eşitliği boşuna verilmemiş bize. Neden verilmiş bir bakalım. Bak. A desem bunlara. Açılara. 2 tane A artı 2 tane de B görüyorsun. Bunlar 180 derece değil mi? Doğru açı. Evet. A artı B kaç arkadaşlar? 90 derece. Çünkü 2 tanesi buysa. Fark ettiniz mi? Ben fark ettim. Sevgili arkadaşlar A artı B. Yani şu mesafe 90 dereceymiş bak. 90 dereceymiş meğer. Güzel. Güzel bir bulgu. Şimdi ben buradan bir şeyler yürüteceğim. Sorunun çözümüne doğru yürüyeceğiz. Ama şimdi bir 12'yi kullanacağım, 6'yı kullanacağım. Bir de x'e gitmek istiyorum ya. X'i bulmak istiyorum da nasıl bulayım yani? Şu 90 dereceyi kullanarak sevgili arkadaşlar şuradan şu arkadaşa paralel şuradan bir şey çiziyorum. Çizdim, 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 çizdim. Bak buna paralel çizdim, tamam mı? Bunlar birbirine paralelse, burası 90 derece ise burası da 90 olur mu? Olur hocam. Sevgili arkadaşlar o 90 olursa da şurası da sana ikizkenar üçgen olmaz mı?
Nereden çıkardın hocam? Şuradan çıkardım. Bak dik BB. Açıortay buraya dik gelmiş. Arkadaşlar güzel bir haberim var. Nedir hocam? Bak şu 10'u taşıdım. Bu 10 verilmişti. Şu mesafede 10'muş. Güzel. Güzel, fena değil. Bir şeyler çıkartabiliriz. Peki buradan nereye gideceğim? Arkadaşlar burası 10, burası 10 sa. Bak şu mesafeye bir bakalım beraberce. Hop. Tamamına 5K demiştim ya. Buraya 5K eksi 10 de. Şurası da 5K eksi 10. Hocam hocam nasıl yapacağız? Arkadaşlar bundan gayrısı şimdi çok kolay. Nasıl kolay? A, D, E, C ve B. Sevgili arkadaşlar ABC üçgeni, ABC üçgeni benzerdir. Şurada bizim oluşturduğumuz F noktası olsun. F, B, E üçgeni. Evet, benzer değil mi? Bak benzer. Şu açıları aynı. Bir dakika. Tabii. Çünkü şu açıyla da şu açılar. Çünkü bu arkadaşlar paralel. Bu arkadaşlar paralel olunca bu arkadaşlar da birbirine benzer olur. Sevgili arkadaşlar şimdi bildiklerimi kullanacağım. Büyüğün BC bölü, büyüğün uzun kenarı hipotenüs BC bölü BE eşit olmalı. Bu arkadaş bölü, bu arkadaş şimdi benzerlik yazıyorum. AB bölü, AB bölü BF. Herkes katılıyor mu bana? Evet, FBE üçgeninde değil mi sevgili arkadaşlar? Bu açılar eşit, şu açıları eşit. Şu açılar da mecburen eşit olmuş oldu. Olay kapandı, bitti. Her şey K cinsinden yazacağım için kolaylaştı. Arkadaşlar BC'yi bana söyleyiniz. BC, hocam 3K artı 18. 3K artı 18, güzel. Bölü, öyle değil mi? 3K kadar demiştim. 18 de burada var. Bölü, şimdi şu kadar, BE kadar. BE ne kadar? 3K artı 6 kadar. Bu arkadaş eşitmiş. Kime eşitmiş? AB. AB'nin tamamı X'ti zaten. Ben buna 5K demiştim. 5K. Bölü, hop şu mesafe. 5K eksi 10. Buyurun arkadaşlar. K cinsinden bir eşitlik yazmayı başardım. K'yı bulursam benim X mesafem de 5K zaten. O soruyu da çözmüş olurum. İçler dışlar çarpalım. 3K ile 3K artı 18'i bu arkadaşı çarpıyorum. 15K kare. Eksi 30K artı 90K değil mi? 18'de bunu çarpalım. Eksi 180 eşittir. Tekrar ediyorum. 15K kare. Eksi 30K 90K eksi 180 eşittir. Şimdi bunları çarpıyorum. 15K kare artı 30K. Nefis. Korkma. Neden korkma? Bak 15K'lar karşılıklı birbirlerini götürecek. 15K, 15K birbirine gidince. K'larla baş başa kaldım. Burada 60K var. Bu 30K da buraya gelsin. 30K oldular. 60K'dan 30K'yı çıkardım. 180'i de öbür tarafa gönderelim. 180. K kaçmış arkadaşlar 30'a bölersem? 6'ymış. Geçmiş olsun. K 6 ise sevgili arkadaşlar, senin baştan beri aradığın şu 5K değeri de 6 ile çarparsan 30 olur. Ekmeğimizi taştan çıkardık. Neyse ki renkleri kullandık. Rengarenk bir çözüm oldu. A diyoruz sevgili arkadaşlar buna da. 8. sorunun cevabı A der. Hop yolumuza devam ederiz. Gerçekten bence zordu. Yani zor bir soruydu. Onu da belirteyim. Şimdi yine görmesi zor. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben size. Geometri dediğin şey böyle görmelerle çok alakalıdır. Yani bilirsin de yani o çizgiyi çeksen, onu görsen yapmadan olamıyor bazı durumlarda. Çizgi çekmek çok önemli. Bak yine benzer bir şeyle karşılaşacağız. Şöyle bir şey verilmiş. Şu arkadaş bu arkadaşa paralel. Burası 3, burası da 4 olarak verilmiş. 3'e 4. ABC üçgen DE BC'ye paralel. Bakın bu arkadaşlar birbirine paralelmiş arkadaşlar. Çok güzel bir bilgidir. Bak mükemmel bir bilgi. Ve I noktası dırırırınt, burada bir I noktası var. ABC üçgeninin iç teğet çemberinin merkezidir.
Güzel bir bilgi. Bak işte et. Ne anlıyorsun? Şunu anlıyorum bak. Şuradan çizdiğim açıortay. Hiç kaybetme bak. Açıortaymış bunlar. Şuradan çizeceğim arkadaşlar. Açıortay olurmuş arkadaşlar. İç teğet çemberin merkezinde buluşurlar. Bak yardımcı çizgiler geometride çok önemlidir. DC 3 birim, D4 birim. Buna göre diyor DE kaç acaba diyor. Bunu soruyor. DE X'i soruyor. Arkadaşlar ben bunu nasıl çözeceğim? Nasıl çözeceğim? Bakalım. Şimdi arkadaşlar iç teğet çemberin merkezi dedi mi? Bunların açıortay olduğunu anladım. Peki ben bunları nasıl kullanacağım? Şöyle kullanacağım arkadaşlar. Bak bu arkadaş ve bu arkadaş birbirlerine paralel mi? Paralel. Biz ilk geometriyi öğrendiğimizde, açıları öğrendiğimizde bak paralel paralel. Hop. Şu arkadaşla şu arkadaş iç ters açılar değil mi? Oo, gerçekten hocam. İç ters açılar. Aynı şekilde bak. Şunu çizdin. Şu arkadaşla şu arkadaşla iç ters açılar değil mi? Evet. Sorun tamamlandı. Neden? Bak bu açıyla bu açı eşit. La bu zaten bu da açı ortaydı. Bununla da bu eşit. Ne görüyorsun? Ne görüyorsun? Söyle bana. İkizkenar üçgen görüyorum. İkizkenar tabanları aynı. Burası 4 ise burası da 4. Nefis bilgi. Gel buraya. Aynı açı, aynı açı. Yine ikizkenar üçgen görüyorum. Burası 3 ise burası da 3. Arkadaşlar DE bulunmuştur. 3 ile 4'ün toplamı olan 7'dir. İşte geometri dediğim gibi bu yardımcı çizgileri çizmek, sığındım Allah'ım sana diyerek o çizgileri çizebilmektir arkadaşlar. 10'la testi nihayetlendirelim. 10. soru. Ha, burada biraz yazacağız, çizeceğiz herhalde. Çizelim o zaman. Hop, aslında yani bu da böyle bir şey. Şöyle gelmiş. Burası orta noktası. Buralar da orta noktaymış. Aa, buralar da orta noktaymış. Şuradan da şöyle bir şeyci gelmiş. Şurasıyla da şurası sevgili arkadaşlar. Okuyalım. ABC'de AL LC'ye eşit. AL tamam AL LC'ye eşit. Buradan görüyorum. Aynısını işaretledim zaten. BD DC'ye eşit. Evet işaretledim. Ha bir de burada orta nokta var. Hop gel bakalım orta nokta. Şu arkadaşla da şu arkadaş birbirine eşit değil mi? AK da KD'ye eşit. Güzel. DM 4'müş. Şurası verilmiş sevgili arkadaşlar. 4 birim olarak. Ne kadar güzel. İse AB X ne kadardır diyor. Burası ne kadardır acaba? Sevgili arkadaşlar şimdi açıortayı çok konuştuk. Bir de kenarortay sorusu araya sızmış. Kenarortayda da şöyle bir durum vardır arkadaşlar. Hemen bahsedelim. Kenarortayların da her zaman bir noktada buluşurlar. Kendileri G noktası ağırlık merkezidir. Ve nefis bir oran vardır arkadaşlar. Bak köşeden gelen uzunluk bir kenar ortaya çiziyorum. Şu uzunluk şu mavi çizeceğimin iki katıdır. Yani burası K kadarsa kırmızı mavi burası 2K kadardır sevgili arkadaşlar. İki katıdır. 3'e bölünür 2 katı alınır. Bunu neden söyledim? Hemen şunu yapıştırmak için söyledim. Bak ADC üçgenine bak. ADC üçgenini görüyorsun değil mi? Güzel. Bu arkadaş bir kenarortay. Şu da bir kenarortay. Güzel. Demek ki bu G noktası. Burası 4 ise şu şimdi konuştuk. Burası 4 ise şurası kaç olur arkadaşlar? 2 olur. 2 katı çünkü. Buyur. Pembiş mi yapayım? Yeşil yapayım. Şurası 6 olarak bulundu sevgili arkadaşlar. 6. Güzel bir bulgu. Peki ben bunu nerede kullanabilirim? Konu ya bakıyorum nasıl kullanayım sevgili arkadaşlar derken oradan mı girsem buraya mı çıkayım arkadaşlar bakınız şunu görüyor musun? Görüyorum hocam. Peki bunu görüyor musun? Görüyorum hocam. Ne niye söylediniz bunu? Sevgili arkadaşlar bak A B C üçgeninde şu arkadaşa paralel bir şey çizdiğimde, AB'ye paralel çizdiğimde kenarlar aynı oranlarda bölünür. Tamam mı? Bunu ne kadar bölüyorsa burayı da aynı şekilde bölmek zorunda. Sonra ne fark ediyorum? Şunu fark ediyorum. Bak bu arkadaş bu arkadaşa
paralel olduğunu nereden çıkarıyorum? Çünkü burası A kadar, burası A kadar, orta noktalar. Burası B kadar, burası da B kadar. Sevgili arkadaşlar, çizdiğim bu yeşil eğer arkadaşı tam orta noktalarından kesiyor ise 1'e 2'lik bir üçgen oluşturuyorsun demektir. Şu açı şu açıyla aynıdır. Gel buraya. Şu açıyla şu açı da aynıdır sevgili arkadaşlar. Benzer üçgen görüyorsun. 1'e 2 1'e 2 1'e 2. Burası kaçtı? 6. 6'nın 2 katı 12. Buyur sana, benzerliği de hallettik. 1'e 2 oranında böler arkadaşlar. Bunu da şuradan fark ettik. Yani farkına vardık. Şu iki arkadaş tam ortalardan bölünmüş. Eşit paylara ayrılmış. Anlaştık. Güzel. 10. soruydu değil mi? Tamam, buna da ne dedik o zaman? C dedik sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna geldik. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.